bir sorun olduğu anlaşılır ve bunun sebebi sorulur, ne istedikleri öğrenilirdi. Orta Asya'dan Osmanlı'nın kültürüne geçen bu gelenek bütün padişahlar tarafından uygulanmış, şenliklerde aslen eğlence amaçlı gerçekleştirilen eski bir gösteridir. Osmanlı'da yemekle birlikte en çok tüketilen içecekse şerbetti. Hatta yemeklerde su yerine türlü türlü çiçek ve meyvelerden yapılmış soğuk şerbetler içilirdi. Saray içerisinde görev yapan şerbetçiler, özellikle yaz aylarında saray içinde görevli olan herkese belli aralıklarla soğuk şerbet ikram ederdi. Bunun yanı sıra saray dışında da şerbetçiler sırtlarında taşıdıkları göğümlerle dolaşarak halka soğuk şerbet dağıtırlardı. Şerbetler soğuk kalmaları için gümüş bardaklarla servis edilirdi. Yaz aylarında bardak bardak tüketilen şerbeti, cana sefa, ruha gıda sözleriyle tanımlamıştır Evliya Çelebi. Türk sofra kültürünün diğer bir değişmez unsuru ise Türk kahvesidir. Türk kahvesinin sofralarımızdaki yerini almasına kadar geçen ilginç bir serüveni bulunmaktadır. Önceleri İran'da bazı tarikatlar tarafından ayıltıcı ve uyanık tutucu etkisiyle zikir toplantılarında kullanılan kahve, Osmanlı topraklarına ancak 1500'lü yılların sonlarına doğru Kanuni Sultan Süleyman döneminde girmiş, itibar kazanması 4. Mehmet dönemine kadar sürmüştür. Bazı din çevrelerince uyuşturucu madde sıfatını almış olan kahvenin aynı zamanda kömürleşinceye kadar kavrularak hazırlanıyor olması yine aynı eşraf tarafından haram olarak nitelendirilip yasaklanmasına sebep olmuştur.
Zamanla gizlice açılan kahvehanelerin sayısı kahvenin saray tarafından benimsenmesiyle artmış ve bu mekanlar nargile içilip entelektüel sohbetlerin yapıldığı güzel manzaralı kültürel toplantı merkezleri haline almıştır. Osmanlı döneminde kahvenin hazırlanışı kadar ikram şekli de çok önem taşıyordu. İyi hazırlanıp özenerek servis edilen bir acı kahve, misafirin ev sahibi tarafından ne kadar önemsendiğinin de göstergesiydi. O kadar önemliydi ki kahve, hazırlanmasından servisine kadar kullanılan her araç ve gereç özenle seçilir, motiflerle süslenir, öğütme, pişirme, soğutma ve ısıtma için özel aparatlar kullanılırdı. Kahvenin saray içinde sağlam bir yer edinmesiyle mutfak kademesine kahveci başı olarak yeni bir rütbe bile eklendi. Osmanlı, değişik dönemlerde, değişik hükümdarların yönetimi altında pek çok kültürden topladığı tariflerle kendi kültürünü birleştirerek dünyaya seçme bir mutfak miras bıraktı. Yılı aşkın süreye damgasını vurmuş bir imparatorluk, ve dünyaya hediye ettiği bir lezzet kültürü. Geçmişin bütün gösterişiyle parlaklığını gümüş takımların üstünde bırakan efsanevi bir tarih. Saraydan surların dışına yayılan yemek kokusu.
hiç değişmeden gelen saygısıyla minderden sofraya bir yolculuk. Osmanlı mutfağı, bizim mutfağımız.